Bozoğlu ekonomist bizlerle birlikte. Sayın Bozoğlu iyi akşamlar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sayın Çehir, şöyle başlayalım e, isterim ben. Ekonomiye geçeceğiz ama. E, şimdi 21 yıllık bir e, iktidarın tekrar, 2023 hedefi vardı zaten. E, İktidara kazanması ve adımları yine e, politik, yani siyasi, ekonomik adımları atmaya başladı. Şimdi kısa dönemini ele alalım istiyorum. Yani seçim öncesiyle bırakalım 21 yılı. Seçim öncesi ve seçim sonrası 3 ay, 4 ay önceyle bugüne kadar olan kısım. Söylenenlerle yaşananlar Aynı mı? Çünkü bazı vatandaşlar işte AK Parti'ye oy verdim ama pişmanım diyen bir anketler yapılıyor. Hani ne kadar gerçekçidir bu anketler bilmiyorum ama özellikle ekonomik anlamda bir pişmanlıkları olduğunu dile getiriyorlar. Eğer öyleyse bu pişmanlık yerel seçimlere yansır mı? Şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet halkımız gerçekten zor günler yaşamakta. Ekonomik olarak, umut olarak hayatın akışı anlamında gerçekten belki de yani 94 90 işte 3 de Çiller başbakanken kriz yaşanmıştı. Sayın Ecevit başbakanken işte kasa atılmış ve o dönemi Türkiye çok farklı yaşamıştı. Ben şu an yaşanan bu daralmanın, yaşanan zorluğun ve içe büzülmenin o dönemlerden daha e, daha geniş ve daha hacimli olduğunu görüyorum. Hı. Şimdi garip olan şu, tabii biz e, toplumlar çeşitli dönemlerde dış etkenlerle, içerideki bazı e, problemlerden ötürü daralmalar yaşarlar, zorluklar yaşarlar, güçlükler yaşarlar. İşte e, bazen e, likidite problemi yaşarsınız, bazen kredi problemi yaşarsınız, bazen kredinizi ödeyemezsiniz. Bu bütün sektörlere yayılan herkesin şu ya bu şekilde etkendiği dönemler olur. Ancak bizde. Bu artık bir hastalık haline dönüşmüş. Yani iktidarlar iktidar olmadan önce halka dönerler. Hiç alakası olmayan, gerçekçi olmayan, hakikati ifade etmeyen, sadece oya dönük, oy almaya dönük, halkı kandırmaya dönük vaatlerde bulunurlar. Tıpkı 14 Mayıs ve 28 Mayıs öncesi olduğu gibi. Şimdi garip bir şey. Bunu halkımız duysun. Ben iktidar olsam, Cumhurbaşkanı olsam İddiam nedir? Gabarda petrolü buldum. Karadeniz'de doğalgazı buldum. Halk inanmıyor misali. ya Neden inanmıyorsunuz? Veya kimi siyasiler de inanmıyor. Parlamentoda grubu bulunan partiler zaman zaman alaycı istihayla bakıyorlar. Madem böyle, gelin kardeşim uçağı doldurayım, götüreyim sizi. Gözlerinizle görün demesi gerekir. Aynı şey tok içinde geçerli. Demesi geçer. Şimdi yine... Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidarı 14 Mayıs ve 28 Mayıs öncesi topluma dönük bir sürü sözü vardı. Bir sürü söz. Hatta öyle bir şey yaptı ki bir ay doğalgaz faturaları sıfırladı. Hı hı. Döndü halk da tam da seçim öncesi. Rüşvet gibi. Halk da bunun bir yıl olacağıyla ilgili bir şeye kapıldı, umuda kapıldılar. Neticede o bir ay zamlandı, katlandı kendilerine geri döndü aslında fatura olarak. Hı hı. Görmedi halk. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, geçmişteki siyasetlerin yaptığından daha beter halka yalan söylemeyi, halka aldatmayı, halka gerçekleri başkalaştırarak sunmayı siyaset sandı. Şu anda söylenenler neydi? Bırakın seçim öncesi. Yıllar yılı var. 22 yıllık iktidarsınız. Normal ülkelerde, normal toplumlarda 22 yıl iktidar olan ve tek başına iktidar olan koalisyonda ve herhangi bir ortağı olmaksızın ne beklenir? Hayatın kolaylaşması beklenir. Ne beklenir? Gelecekte öngörülerimiz, ufuklarımızın açılması beklenir. Bir adım sonrasını rahatlıkla görmemiz beklenir. Yatırım yapacaksak, borçlanacaksak yani tabloyu görmemiz lazım. Gelecek tablosu. Şu anda gelecek tablosunu göremiyorsunuz. Yok. Bir adım sonrası, bir gece sonrası, bir ay sonrası, altı ay sonrasını ne iş adamı görebiliyor. Ne tacir görebiliyor, ne öğretmen görebiliyor, ne memur ne işçi görebiliyor. Hiç kimse göremiyor. Hiç kimse göremiyor. Şu an bir ay önce 350 olan et şu an 500. Hı hı. Ve garip olan etin türleri farklıymış. Ben evesi gün bir uğrayayım dedim ve markete. Etin e, türleri farklı olduğu için o e, işte daha iyi bir et, daha sunumlu bir etin de 800 lira olduğunu gördüm. O evet. da tuhaf bir şey. Evet. Şimdi döndünüz halka dediniz ki biz bu işi beceririz, hayatınızı kolaylaştırırız. Size şöyle şöyle bir gelecek vaat ediyoruz dedi. Döne dolaşa ne yaptınız? Allah aşkına ne yaptınız? Hayatı pahalaştırmak dışında ne yaptınız? Yani 22 yıllık iktidar sanki bir e, yani hazin bir dönemin sonunda yeni bir iktidarmış gibi davranmaya hakkı olabilir mi? Enkaz devraldık diyen bir kafadan ne çıkar ya? Ya 22 yıllık enkazı kim oluşturdu? Ama yani, bunu, bunu anlatabiliyor e, Topluma anlatabiliyor. Bence şu an anlatamaz artık. Ediliyor. Ben şu şu yaşadıklarımızın toplumun hücrelerine bir şekilde tesir ettiğini gördüm. Ne kadar tesir eder, onun ölçümünü yapamam. Ama tesir ettiğini gördüm. E, bir takım mesela çok e, bağımlı olan kişilerin bile kafalarında soru işaretleri çoğaldığını gördüm. Çünkü yalan siyaseti Türkiye'de cari bir yol oldu. Yalan siyaseti. Yalan. Yani e, memura, işçiye, dar gelirliğe, sabit gelirliğe bir, e, olmayan bir hayal vaat etti. Kendisi de vaat etti. Sizi dedi, enflasyonu ezdirmeyeceğim dedi. Hatta öyle şeyler iddia etti ki, milleti kobay olarak kullandı. Türkiye'yi kobay olarak kullandı. Nasıl kullandı? Şimdi ben bunu deyince ya Remzi Şair diyorlar, sen niye bu CHP'nin yapmadığı muhalefeti bize yapıyorsun? Böyle diyorlarmış bana. Sesleri duyuyorum. Ya ben gerçekleri söylemeyeyim mi kardeşim? Sen ekonomide ne anlardın da ben ekonomistim, faiz, sebep, enflasyon, sonuç dedin, tuttun kafana göre bu kadar bilim adamını, bilimi, ilimi karşısına aldın, sekiz kadar indirdin parayı. Politik faizi 8.5'e kadar indirdin mi? İndirdin. Politik faiz 8.5'a inerken bile %30, 35, 45'le bankalar vatandaşa para sattılar. Bunu gördün mü? Görmedin. Kamu bankalarıyla özel bankaların arasındaki o e, şey ayrımı vardı. Faiz ayrımı vardı. Yani birisi %2 ile verirken öbürü %3, 3.5, ile veriyordu. Hal şu anda ne oldu? Sen birkaç sene Türkiye'yi 3-4 sene bu şekilde yönetmeye kalktın. Bu işi ben biliyorum. Bu kardeşinizle burada olduğu müddetçe bu faiz çıkmayacak yukarıya. Faiz nastır dedin ya. Nas bir de nasıl Allah'ın ayetini karıştırdım. Madem Allah haram etmişse niye Amerika'dan Mehmet şey ve ekibini getirip durmadan yukarı çıkarıyorsun faizi? Sebep ne? Ne oldu? Millete bir özür borcun yok mu? Millete ben aldandım, ben bilmiyorum deme borcun yok mu? Şimdi şöyle ama, e, o politikalar sandıkta bir karşılık verince e, bu özrede ihtiyaç duyulmamış Duyulmamış olabilir, doğru Ama için. bir yöntem var, şimdi Sayın Bozoğlu'na da onu soracağım. E, bu bir yönetme şekli mi acaba? Sayın Bozoğlu, şimdi memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına... Ee, biliyorsunuz hakem hükümetin teklifini değiştirmedi. Zam oranları belli oldu. Hadi bir kere daha hatırlatayım. 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam e, yapılacak. Tabi bu memurların e, memur emeklilerinin beklentisinin çok 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 altında. Ama orada bir cümle var. Son kararı Cumhurbaşkanı e, Erdoğan Cumhurbaşkanı son kararı Verecek diyor. Sizinle daha önce de konuşmuştuk aslında. Şimdi bu e, hesaplamalar, bu oranlar belirlenirken e, belli bir hesaba göre, e, maliyet hesaplarına göre yapılmıyor mu? Yani memurlar isteyince hayır en fazla bu kadar denen rakamlar nasıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ben biraz daha fazla arttırıyorum deniyor. Cumhurbaşkanı kendisi mi bütçesinden ekliyor üstüne? Nasıl oluyor bu? Herhalde öyle oluyor. Yani cebinden verecek sanıyorum. Asgari ücrette de böyle oluyor. Yani bu ancak kabile devletlerinde olabilecek bir şey. Yani hukuk sisteminde zaten belli işveren kesimiyle nedir memurlarla ilgili toplu sözleşme görüşmeleri. Ağustos ayının başında başlar sonunda biter. Süreci nasıl gideceği belli. İşveren kesimi, kamu kesimi oturur temsilcileri, karşısında memur temsilcileri. Anlaşılamazsa bu süreç bugün olduğu gibi hakem kuruluna gider. Hakem kurulunda yapısını hukuki olarak çok tartışmak gerekir. Yani Kamunun neredeyse tek başına belirleyici olduğu bir hakem kurulundan bahsediyoruz zaten. Sonra Cumhurbaşkanı'nın hani dönüp her şeyde zaten Cumhurbaşkanımız bunu yaptı, Cumhurbaşkanı şunu yaptı, bütün iyi şeylerin Cumhurbaşkanı'na mal edilip, kötü şeylerin başkasına mal edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani burada bu sonuçlar eğer kesin yasaya göre, e sizin bunun ötesinde bir şey söylememeniz lazım. Hı hı. Ama tabii ki yani 2024 yılının bütçesine kadar bir zaman var. Burada eğer bir ek ilave zamı olursa Cumhurbaşkanı yapmış olacak diyecekler sanıyorum ama buradaki tabloyu ben daha farklı okuyorum şu an için söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi dünkü büyüme rakamlarıyla birlikte değerlendirerek çok kısa bir şey yapmak istiyorum. Burada bir değerlendirme yapmak istiyorum. Seçim kazanan politika şuydu. Büyümede de onu gördük. Bakın ikinci çeyrek Nisan, Mayıs ve Haziran ayıdır. Şimdi orada ikinci çeyrekte bir büyüme görüyoruz Türkiye'de. 3.8'lik. Yani çok sağlıksız, gelir dağılımının giderek bozulduğu, gelirlerin paylaşımında onu görüyoruz. Cari açığının arttığı, enflasyonun yükseldiği bir dönem. Buna biz kötü büyüme deriz. Şimdi buradaki tamamen iş talebin canlı tutulmasıyla kazanılan bir büyüme ve kazanılan bir seçim. İş talebi nasıl canlı tuttuk? Gerçekçi olmayan bir şekilde.